Ben size bazen söylüyorum, Rabbim bağışlasın. 48 senedir kürsüdeyim. Çok daraldığım anlar olmuştur. Beşeriz tabii. Çok dertlendiğim zamanlar olmuştur. Kürsüye geldiğim zaman cemaatimin karşısında böyle demişimdir. Hamdolsun cemaat-i müslümin, mahşer var. Evet. Rahatlayıveriyorum. İnanır mısınız Müslümanlar? Hamdolsun cemaat-i müslümin, mahşer var deyince ya. Hadis-i şerif nasıldı muhterem müminler? Mahşerde bütün gözler ağlayacak, ancak dünyada gözyaşı döken gözler ağlamayacak. Ve aynen sehirat fi sebilillah, saharlerde uyanıp yanık gönüllerle o şafak vaktinde herkes nefsani istirahat ve rahatıyla meşgulken, hadisi kudsi de Peygamber-i Zişan Efendimiz Rabbisinden naklen buyuruyor. Hele gençler, İslam gençliği, size duyurmak istiyorum. Nefsani hazzını, hasna zevce ve ailesini, sıcak yatağını bırakıp, soğuk suyla abdest alıp, huzuruna bir kul durduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak arşın ötesinden meleklerine böyle lütfeder, böyle seslenir. Ey meleklerim, şu huzuruma durup da gözyaşıyla kitab-ı kerimimi okuyarak bana niyaz eden kulum var ya, siz şahit olun ben onun geçmiş bütün günahlarını affettim buyuruyor. Yani saherde uyanıkların da gözü ağlamayacak muhterem Müslümanlar. Ya isterseniz bu mevzu açılmışken üçüncü maddesinde okuyuvereyim hadis-i şerifin. Ve aynen guzzat an meharimillah. O göz ki haramdan yumulmuştur, Cenab-ı Hak mahşerde o gözü de ağlatmayacak. Caddelerde, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda İslam delikanlısı, İslam yiğiti sana sesleniyorum. Harama karşı gözüne sahip olur da aşağıya indiriverirsen, kullat manası bu. Aşağıya başını indiriverir de benim hakkım değil. Geçen hanım yaşlıysa benim annem yerinde. Yaşıtsa benim kardeşim, küçükse benim kızım yerinde. Bakmaya başkasının mülküne tecavüze katiyette hakkım yok deyip de eğer bir kul gözüne sahip olursa, harama bakmayan göz sahipleri, müjde ediyorum, mahşerde gözünüz ağlamayacak inşallah. Devam ediyoruz, buraya bu kadar yeter muhterem Müslümanlar. Evet, ikinci umdede Cenab-ı Halik-i Zülcelal, müminin birinci vasfı neymiş Müslümanlar? Dinlediyseniz sağlamlaştırınız. İlk defa dinleyen kardeşime de söylüyorum. Gerçek müminin görüntüsü, sıfatları, beş sıfatından birincisi, Allah anıldığı zaman kalbinde haşyet ve korku meydana gelir. Gözünden yaşlar dökülür. Hatta ben size söyledim muhterem müminler, mahşerde yedi zümre arşın gölgesinde Allah'ın himayesinde olacaktır. O gün hiç bir himaye yok. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِئِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ Feryat edecekler. Şu mahşerde trilyonların içerisinde, dünyadaki 65 milyonumuzun içerisinde bir tek insan da bize arka çıkmıyor. Ve hayatımız boyu Allah yolunda şefaat edecek bir arkadaş da kazanmamışız. Ha? Müslümanlar, Allah yolunda şefaat edecek bir arkadaş da kazanmamışız. وَلَا صَف۪يقٍ حَم۪يمٍ Ben bazen bayağı hamd ederek şöyle derim muhterem Müslümanlar. Sadık dostlarımı görür ve hatırlarım da, bir dostum hemen sağımda, ta Manisa'dan ders dinlemeye gelen bir dostum, hiç o on binlerin içerisinde, belki milyonların içerisinde maddi bağlarla değil, Hollanda'dan Kabe'nin karşısına ve Türkiye'ye milyonlar dostum var hamdolsun, hepsi Allah için, Allah için. Maddi hiçbir bağ yok. Tamam mı?
Bunlar mahşerde Müslümanlar latife ediyorum yani. Kürsiden latife edilmez mi? Bunlar mahşerde bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Hocamızı almadan cennete girmeyiz diyecekler inşallah. O kürsüde bizim için ömür boyu ter döktü. Bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu bize gerçekleri, hakkı ve hakikati söyledi. Cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler. Böyle umuyorum inşallah muhterem Müslümanlar. Ve vudu'al kitabu feteral mücrimine müşfikine mimma fihi ve yekulune ya veyletena ma lihâzel kitabı la yugadiru sayraten ve la kibraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hazıra ve la yazlimu rabbuke ahada. Suretül Kehf'e bak bakayım mümin kardeşim, herhalde olduğu gibi ayet-i kerimeyi orada göreceksin. Bütün hayatın mesul olduğu, mükellef olduğu, reşit olduğu andan itibaren kabre girinceye kadar geçen bütün amelleri ilahi zabıt varakalarına yazılmış, alın bakayım bunlar diye ellerine verilecek. Müslümanlar, dünyada güzel amel sahibi, daima sırat-ı müstakimden, fil dişi caddeden, Allah yolundan yürüyen insanlar, diğer ayet-i celle'de eline kitabını böyle sağından alınca ve yekulu ha umukra'u kitabiyye inni zanentu enni mülâgin hisabiyye fehuve fi işletir râziye. Diğer sureyi celile'de gelin ey kardeşler, gelin şu benim amel defterlerime, zabut verakalarıma, karneme bir bakın yahu. Cenab-ı Hak hep 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 100 bin katlayarak yazmış. Müjde ediyorum Müslümanlar, 1'e 1 değil, en az men câe bil haseneti felehu aşru emthâliha, bir hasene işleyene en az 10 yazın diyor Cenab-ı Hak. Diğer ayet-i celle'de مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ. Muhterem Müslümanlar, bir müminin işlediği bir hasene, gerçek müminin, şu söyleyeceğimiz sıfatlarla muttasıf olan müminin işlediği bir hasene niye benzer bilir misiniz? Mümbit bir araziye ehil bir çiftçinin attığı bir tohuma benzer. 7 tane başak. 7 başakta 100'er tane. Öyle olunca onun misaline benzer diyor. 1'e 700 katlanıyor. Bu da orta hali. Asgarisi 10 katlanıyor. Orta halinde 700 katlanıyor. 700'de kalıyor mu? Vallahu yudâifü limen yeşâ. Allah dilediklerine 700 bin 7 milyon katlayarak verir. Kur'an, kelamı ilahi. Acaba rakamda kalıyor mu? Hatta muhterem müminler, Resulü Zişan'dan şöyle bir misal. Allah Resulü'nün mübarek femi saadetinden şöyle bir misal. Mahşerde bir kul huzura getirilir. Bakılır defterleri, zabut verakaları, amel sayfeleri simsiyah. Ateşe emir buyurur Cenab-ı Hak. Umumi tabirimizle zebaniler alırlar bunu, cehenneme doğru götürüyorlar. Yani mahkeme kararından çıkmış, Mevla'ca imza edilmiş, hatmen makviye, ateşe gidiyor. Fakat kul duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor. Kulum, niye arkana bakıyorsun? Amelin belli, halin malum, mahkemeden de geçtin, şahitlerin, uzuvların, neticeyi karar belli, niye arkana bakıyorsun? Ya Rabbi, dünyadayken Yüce Habibin, Zat-ı Akdesinden böyle bir hadisi kutsi nakletmişti, ben alimlerden duymuştum. Ene inde zanni abdi bi, fel yazunne bi maşa. Buyuruyordum ki ben kulumun zannettiği gibi tecelli ederim. Dilediği gibi zannetsin buyurmuşsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hatta Kütüb-i Sitte hadisi, Bukhari-i Müslim hadisi, sahih hadisi kutsi.
Ben bunu öğrendiğimden sonra ölünceye kadar böyle inandım ki Rabbim beni affedecek. Zannım böyleydi. Sen bu hadis-i kutsiyi buyurmadın mı? Yoksa hocalar yanlış mı söylediler? Kul böyle yükleniyor mahşerde. Peygamber Efendimiz'in dilinden. Masal değil, ha, haberiniz olsun. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet, o hadisi kutsidir. Ben öyle buyurdum. Resulüm de en doğruyu nakletti. Hocalar, alimler de doğru söyledi. Ben zannettim ki ömür boyu Rabbim beni affedecek diye ya Rabbi. Şu halde ben de geçmiş bütün günahlarını affettim. Gir cennetime buyuracaklar Cenab-ı Hak. Yalnız muhterem Müslümanlar, burada şunu söylüyorum. Kulağınız devamlı bu sözle çınlasın. Hadis-i şerif. Husnü zanni billah min husnil ibadah. Hüsnü zan ibadetin güzelliğinden gelir. Dikkat ediyor musunuz? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Hüsnü zanni billah min husnil ibadah. Allah'a hüsnü zan ibadetin güzelliğinden gelir. Yoksa bir zalim, bir fasık, bir facir Allah'a ve rahmetine falan güvenmez. Ona ihtiyacı yok onun. Ya. Hani bu zalim kırıntıları var ya muhterem Müslümanlar, onların Allah'a filan hiç ihtiyaçları yok. İsterseniz bir sorun, ellerinden tutun da. Peki Müslümanlar, birinci umdeyi geçtim. İkinci umdede Cenab-ı Halik-i Zülcelal Suretül Enfal'de ve dersimizin serlevasını teşkil eden ayet-i kerimede böyle buyuruyor. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا. Müminlerin, gerçek Müslümanların İkinci sıfatları, üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Kur'an okunduğu zaman, Kur'an okudukları zaman, Kur'an dinledikleri zaman imanları ziyadeleşir, imanları coşar, imanları taşar, feyizleri adeta pınarlar gibi şarıl şarıl neşeler, feyizler, nurlar akar. Muhterem Müslümanlar, yani Kur'an-ı Kerim kelamullah olunca müminlere Allah'ın hitabıdır. Ya Müslümanlar, Allah'ımız gönül gözümüzü kör, idrakimizi küt kılmasın inşallah. Birine Konya'da 6-7 tane İslami radyo var. Çoluk çocuk, Allah'ın ne büyük lütfu. İstedikleri zaman bu radyolardan İslami programlar, sözler ve nasihatler, ilahiler ve kasideler dinleyebilirler. Büyük lütuf dedim de benim haberim yok hocam diyor. Senelerdir Konya'da çalışan 6-7 İslami radyodan daha haberi yok. Neden haberi varmış biliyor musunuz? Televizyonu sabahleyin açıyor, akşam 24'e kadar program olarak ne gelirse. Sonu bu işin zor Müslümanlar, ben ikaz ediyorum. Yani yarın mahşerde hocamız bize hatırlatmadı yoksa biz uyanırdık demeyin. Ben söylüyorum, bu işin sonu zor olacaktır. Ve ben ömür boyu böyle dua ediyorum. Cennet gibi bir vatan, cennet ehli gibi bir Müslüman cemaati, iman ve İslam cemaati ve radyolar ve televizyonlar, Müslümanlar, gönül bu ya yahu. Anayasamızda teminat altında söz ve kelam hürriyeti. Yani eylemin olmayacak. Bizim de zaten bir eylemimiz yok, yapacak halimiz yok. Bizi karadan beter etmişler. Allah sonumuzu hayra getirsin inşallah. Ya muhterem Müslümanlar. 80 senedir bura bizi karadan beter etmişler. Onun için zaten bir eylemimiz falan olacak halimiz yok. Sadece söz ve fikir hürriyeti olduğu için anayasada, evet muhterem Müslümanlar, söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bir ömürdür böyle söylüyoruz. Öyle bir nizam, öyle bir alem, öyle bir dünya, öyle bir Türkiye istiyoruz ki gelen bütün sesler ve görüntüler bizi Allah'a götürsün, Resulüne götürsün,
ebedi saadete götürsün, manevi neşe ve surur eylesin. Bu benim arzum muhterem Müslümanlar. Bilmiyorum, Kapı Camii'nin cemaati olarak siz ne dersiniz böyle bir arzuya? He Müslümanlar? Ya. Kuşların terennümat ve ötüşünden, derelerin şırıltı ve çağlayanların şarıltısına kadar kulağımıza gelen bütün sesler bizi Allah'a götürsün istiyorum. Kıraathaneden gelen çığlıklar, barlar ve kasırlardan gelen çığlıklar, ümmeti Muhammed'i rahatsız eden korkunç sesler artık bitsin Allah'ım. Bizim devrimiz, bizim günümüz diyelim bir de inşallahü teala. 71 yaşındayım. Hep ah dedik. Çocukluğumuzu çıkarıverin bir tarafa. Bir de bir oh diyelim hep beraber inşallah. Efendim? Sabah namazında radyo Konya'daki İslami radyoları, hatta ta İstanbul'dan Akra radyosunu açın, Marmara radyosunu açın, o bir radyoyu açın falan. Sabahleyin bir cüz Kur'an-ı Kerim. Oh! Müslüman açıyor musun? Sabah namazı vakti bir cüz, bütün radyolardan birer cüz Kur'an-ı Kerim. Bazılarından Kur'an'la açıklaması, bazılarından lafzı yok sadece açıklaması. İçine çeke çeke beyaz beyaz kaselerden zemzem içer gibi kelamı ilahiyi gözü eline tesbihini alır, zarar yok. Kur'an-ı Kerim'in zevkle ve huzurla, huşurla radyodan da okunduğu için dinle. Evet, eline tesbihini de al. Estağfirullahel-Azim. 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 Yüce Rabbim, Yüce Rabbim istiğfarlarımızla bizi de affettiği kullara, salihlere ilhak buyursun inşallah. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imana. Gerçek ve hakiki müminler üzerlerine Kur'an okunduğu zaman, Kur'an sesini dinledikçe imanları ziyadelenir. Hocam, yani biz de hocayız, kusura bakma ya. Böyle camiye geldik diye bizi mezar taşı kabul etme yani. Eğme-i Hanefiye ve Maturidiye göre iman ziyadelik ve noksanlığı kabul etmez. Ve ibare de orada el imanu la yezidu ve la yenkus. İman ziyadelik ve noksanlığı kabul etmez. Sen Kur'an-ı Kerim dinleyince imanları ziyadelenir. Kur'an-ı Kerim öyle diyormuş madem. Muhterem Müslümanlar, Eyme-i Eş'ariye göre iman ziyadelik ve noksanlığı kabul eder. Eyme-i Hanefiye ve itikatta Maturidiye mezhebine mensup olduğumuz için iman asıl maddeleri itibariyle ziyadelik noksanlığı kabul etmez. Şart, şart Peygamber Efendimizin gününden mahşere kadar 6 şeye inanmak imandır mesela. İmanın rükünleri diyoruz. Hep beraber okuyoruz ya, ta mahalle mektebinde çocukken okuduk muhterem Müslümanlar. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. 5 oldu. Vel ba'thu ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İmanın rükünleri itibariyle Hanefi mezhebine, Maturidiye mezhebine göre değişmez. İman ziyadelik ve noksanlığı. Kimse 7 diyemez, 5'e de indiremez. Müslümanlar, söz açılmışken söyleyeyim. Ben Allah'a ve Resulüne inanırım ama Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat'a inanmam dese Müslüman olmaz. İsa Aleyhisselam'a nazil olan İncil'i kabul etmem dese Müslüman, mümin olmaz muhterem Müslümanlar. Ve kütübihi diyoruz bakınız. Ve kitabihi demiyor. Bütün peygamberlere nazil olan kitaplara ve 124 bin enbiyanın tamamına ve Allah'ın meleklerine, zat-ı akdesi başta ve rasullerinin tamamına, sonra da kaza ve kadere ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kaderimizde hayır ve şer Allah tarafından geldiğine, Allah'ın muradıyla olduğuna inanmak. Hocam hayır belli, şerre gelince muhterem Müslümanlar, 55 seneye yakın evvel Üstadım Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinin huzurunda Akaid'den Emali diye manzum bir eser de okumuştuk Ali Yukari'nin şerhiyle beraber. Orada
ezberlemiştik bu beyti. Müridül hayri ve şerril kabihi velakin leyse yerza bil muhali. Hayrı ve şerri halk eden Allahu Zülcelal'dir. Ama kulun istemesi ve kesbiyle şerri razı olmayarak yaratır. El abdü kâsibun. Dikkat buyurunuz. El abdü kâsibun ve rabbu hâlikun. Kul kesbeder, irade eder, teşebbüs eder. Öyle olunca mesuliyetini kula yükleyerek Cenab-ı Hak şerri de halk eder. Öyle olunca hayrın rıza ile halk edildiğini bileceğiz ve sonu cennettir. Şerrin Cenab-ı Hak razı olmayarak, hatta bazen gazabına duçar kılarak halk eder. Çünkü İslam'da cebriye mezhebi yoktur. Cebir yoktur. İlla da bunu... Yok. Sen istiyorsun, teşebbüs ediyorsun. Özür diliyorum Müslümanlar. Şerbet yerine şarap içiyor adam. Şurup yerine şarap içiyor. Böyle olunca şurup içen cennete diyecek Cenab-ı Hak, şarap içen ateşe. Tamam mı? Sen halk ettin. Ben öyle... Hayır. Sen kesbettin. Sen paranı verdin, harcadın, teşebbüs ettin. Ben de halk ettim. O güç kuvveti verdim. Çünkü vermezsem cebir olur. İslam'da ehli sünnete göre cebriye yok muhterem Müslümanlar. Yani ehli sünnetin dışı bir fırkadır. Kul fiilinin haliki diyen ne kadar sahte ve günahkar ve mütecaviz ise kulda bir irade yok. Her şey Allah'ın dilemesiyle, istemesiyle olur. Kul ancak kukladır, robot. Yok. Kul fiilinden mesul olacaktır mahşerde. Müslümanlar, bunu da kafanıza, gönlünüze güzelce koyacaksınız. Tamam mı? Bir nefeslik kötü işimizden فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى fehvasınca zerre kadar hayrın mükafatını göreceğiz. Zerre kadar şerrin Allah affetmezse cezasını çekeceğiz. Onun için biz yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi masiyet ve günahların en küçüğünden de koru. Amin. Çünkü Müslümanlar la sagirete mal israr ve la kebirete mal istiğfar. Resulullah öyle buyuruyor. Israr edilirse günah damlaya damlaya göl olur, haberiniz olsun Müslümanlar. Israr edilirse eğer damlaya damlaya göl olur, küçük olarak kalmaz, büyür. Ama büyük günahı bir kul işlese, sonra da ağlayarak, burun direği yanarak, gönlünün ateşiyle ben tövbe ediyorum, bir daha yapmayacağım Allah'ım derse, büyük günahı da Cenab-ı Hak siler ve affeder, temizler ve sağlar. Bu yolda olacağız, bu yolda öleceğiz inşallah. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim için geçen dersimde bayağı birkaç hadis-i şerif okudum. Yine bir ayeti kerime ile şurada mühim bir iki hadis-i şerif var. Onu da okuyacağım. Eğer saatimiz kafi gelmezse ayetin sonuna doğru gelecek dersimizde yürüyeceğiz inşallahü teala. Bakınız Hazreti Kur'an için, yine Hazreti Kur'an ne diyor? Muhterem müminler, Kur'an üzerinde duruyoruz. Niye mi? Çünkü İslam'ın omurgası ve anayasası. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın, İslam nizamının omurgası. Hani vücutta omurga var ya muhterem Müslümanlar, beyine bağlı, tırnaklarımızın ucuna kadar. Bu omurgadan bir ilip, bir halka, bir kemik oynadı mı bel yürümeyi veriyor. Şifa isteyelim Aydın Menderes. Bu yüzden rahatsız muhterem Müslümanlar. Evet, dört ayaklı ufak arabadan inemiyor. Evet, kardeşimizdir, onun için söylüyorum. Babasını 950 senelerde babasını çok severdik. Kendisine de muhabbet ediyoruz. Onun için hep beraber dua edelim. Rabbimiz ani ve hariki ve acil şifa lütfesin inşallah. Amin. Ya, omurganın bir halka kemiğinde kayma oldu mu vücut devinmiyor. Hele içindeki omuriliğe zarar geldi mi tedavisi çok zor. Aynen İslam'ın omurgası, omuru ve muhterem Müslümanlar hayat nizamı, anayasası İslam'ın Hazreti Kur'an'dır. Onun için Kur'an'ın üzerinde çok duruyoruz. Ama hocam bazıları var ki
Hazreti Kur'an'a çöl kanunu diyor. Ya. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri biliyorsunuz masumdur muhterem Müslümanlar, masum. Yani ne demek masum? İsmette demek ne demek? Allah onu kendi gücü, kuvvetiyle korur demek. Peygamberler günah işlemezler. Peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de masumdurlar muhterem Müslümanlar. Evet. Öyle olduğu halde Peygamberi Zişan Efendimiz bazen kalbimin üzerine bir gubar gelir, bir duman gelir. Ondan dolayı Rabbime 70'ten fazla istiğfar ederim buyuruyorlar. Beşer. Bizim cinsimizden olduğu için. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ Bizim cinsimizden aziz bir peygamber, günahlardan masum, günahların küçüğünden de Allah tarafından korunup kismette kılındığı halde ey insanlar Allah'a tövbe ve istiğfar ediniz, tövbe ve istiğfar ediniz. فَاِنِّي اَتُوبُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ Ben her gün en az 100 defa Rabbime istiğfar ederim diyen Peygamber Efendimiz. Duyuyor musunuz gençler? Allah'ın Resulü her gün Rabbime 100 defa istiğfar ederim. Abdullah İbni Mesud Hazretleri öyle buyuruyorlar. Bir mecliste Resulullah'la oturduk, konuştuk, kalktık. Ben diyor tespit ettim, saydım. Bir meclisten kalkıncaya kadar 15 defa Peygamber Efendimiz Estağfirullah el-Azim buyurdular diyor, istiğfar ettiler. Günahsız, masum, tertemiz, pınar suyu gibi, anamızın ak sütü gibi, semadan inen rahmet suyu gibi pırıl pırıl olduğu halde Peygamber Efendimiz beşer kusur işler fehvasınca işlemediği halde istiğfar ederdi. Şu halde insanoğlu dilinden istiğfarı da bırakmayacak. Demek istediğim şu, her sınıf insan içerisinde günah işleyen olabilir muhterem Müslümanlar. Rabbimizin rahmetinden, lütfundan niyaz ediyorum. Gönlümüzü masiyetle karartıp da ölü kalpli olanlardan kılmasın bizi muhterem Müslümanlar. Ne olur hocam o vakit? Yani bir müminin, bir Müslümanın veya bir insanın kalbi ölürse, ölü kalp olursa ne olur? Artık Peygamber nefesi de olsa tesir etmez Müslümanlar. Ya. Değil Tahir Hoca'nın vaazı, değil İmam Efendi kardeşimizin hutbesi, Peygamber Efendimizin mev'izası dahi olsa tesir etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim inneke la tusmi'ul mevta sen ölülere duyuramazsın ya Muhammed buyuruyor. Bu ölüye duyuramazsın, kabirdeki ölü değil, ölü kalpli olanlara sen duyuramazsın, gerçekleri konuştuğunda onlar bir şey almazlar diyor Allah'ın Resulü. Onun için kalplerin ölmesinden Allah'a sığınıyoruz. Öyle olunca Müslümanlar, ben her fırsatta söylüyorum, uyanık olalım inşallah. Vaktinde namazda olalım, ayında oruçta olalım, mevsiminde zekatlar verelim, vakti geldiğinde Arafatlarda gözyaşı dökelim. Sadakamız bol olsun, zikrimiz daimi olsun, elimizden Kur'an ayetleri dilimizden düşmesin inşallahü teala. Böyle olunca her adım ve nefeste uyanık olan insanların kalbi uyanık olur. Uyanık kalpli kişiler de mahşerde azap görmeyecek, ateşte yanmayacak inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, latife ediyorum, uyanık bir mümin, muhlis bir mümin, salih bir mümin, güzel amelli bir mümin, ayağa kaysa da kazara cehenneme düşse, vallahi o kulu ateş yakmaz muhterem müminler. Hadis-i şerif, iyi bir mümin cehennemin üzerinden, sırat köprüsünden geçiyor. Salih ve nurlu bir mümin. Mümin kardeşim sana da dua ediyorum. Sen de ben de böyle nurlu mümin olalım inşallah. Nurlu ve günahtan sakınan bir mümin,
Çünkü cehennemin üzerindeki o köprüden peygamberler de geçecek, herkes geçecek muhterem Müslümanlar. Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatmen maqdiya ayetinde bütün bir beşeriyet o köprüden geçecekler. Peygamberler şimşek gibi, büyük veliler yıldırım gibi, o biri elektrik gibi, diğeri ışık gibi, bazısı koşarak, bazısı yürüyerek, bazısı düşe kalka, bazısı sürünerek, kafir ve münkirlere gelince combil demiş. Muhterem Müslümanlar, ezanımız da okundu ama müezzinlere ben bazen nazlanıyorum. Eski hocalarımız böyle latife, şaka ederlerdi bazen. Vaiz efendi Sırat Köprüsü'nden bahsederken kıldan ince, kılıçtan keskin diye bahsedermiş. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kitapların eski muzraklı ilmihallerin filan tarifi böyle. Böyle yaşlı bir Kürt amca dersi dinliyormuş. Dinlemiş. Hoca efendi böyle ateşten, Sırat'ın da böyle inceliğinden bahsedince cehennem ateşinin dünya ateşinden en az 80 defa daha yakıcı. Hani dünyada ateş körükle alevlendirildiği zaman piltleri, demirleri, çelikleri eritiyor ya, onun da 80 kat üzerinde tesirli bir ateş. Üzerindeki köprü de böyle kıldan ince, kılıçtan keskin olunca amca kalkmış, yaşlı amca, "Ala hoca efendi," demiş, "hiç onun bir tutacak yeri falan yok mu?" demiş. "O köprünün kenarında bir korkuluk falan yok mu yürürken, tutsakla yürürsek?" "Eyvallah, yok," demiş. "Öyleyse beni şimdiden combil," demiş. "Efendim?" "Öyleyse beni şimdiden combil ha," demiş. "Yo, Müslüman, yo. Ya, dünyada kahır çektin. Dünyada gözyaşı döktün. Dünyada çilelere göğüs gerdin. Dünyada Allah ve Resulü için mücadele ettin. Dünyada herkes horul horul uyurken sen kalktın, Allah dedin. Servetini İslam davası için harcadın. Ömrünü Allah yolunda tükettin. Sıhhatini iman yolunda verdin. O köprü öyle dünyadaki mikrop yükü asfaltlara benzemez. Işığı semayı aydınlatan fil dişi cadde olarak sağındaki korkuluğu, solundaki korkuluğu gözünle de göremeyeceksin. Sırat o kadar geniş senin için. Kaldı ki Berk-ı Hatıf gibi göz alan şimşek gibi cennete geçireceksin. Nimete ereceksin ve cemal göreceksin inşallahü teala. Yalnız senden şunu istiyorum. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imana ayetine kulak vereceksin. Kur'an'ın anayasa olma neşesine çelik pençenle sarılacaksın. Yol budur. Hani Akif ne diyordu? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyordu ya. Mümin kardeşim, sen de Allah'a giden yolda ve enne hâdâ sırâtî müstakîben fettebi'û. Allah'a giden yol, açık yol, nurlu yol, güneşler dolu ışıklı yol, muhterem Müslümanlar, virajsız yol, yokuşsuz, inişsiz yol, doğru cennet yolu. Bu yolda daim olacaksın. Böyle olunca korku yok inşallahü teala. Ben müjde ediyorum. Evvelce okudum. Mevlana'dan da bir beyti okuyacağım. Tamam, ders kapatıyorum inşallah. Aşk eri böyle diyor. Evvelce okudum. 50 defa dinledin benden. Kafiremmen gerziyan kerdest kes derrehi imanu taat yek nefes. Eğer Kur'an ve Allah ve İslam yolunda bir kimse bir nefes alır verir, bir adım atar da zarar ederse ben kafirim diyor Mevlana. Aşk eri böyle diyor. Ya İnnallâhe niye dayanıyor? İnnallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Evet. İnna la nudî'u ecre men ahsene amele. Kur'an'da böyle garantiler var. Bu başak sigortasına filan sigortasına benzemez bu. Allah'ın teminatı, Cenab-ı Halik-i Zülcelal kullarının zerresini zayi etmeyecek. Cennetine koyup cemalini gösterecek inşallah. Evet muhterem Müslümanlar,
Bugünün sohbeti de böyle geçti. Rabbimiz cümlemize söylediğiyle ve duyduğuyla amel etme tevfikini nasip eyle. Filistin'deki kardeşlerimizi davasında mutlak zaferi gösterip müeyyet eyleye, mansur eyleye, muzaffer eyleye inşallahü teala. Çeçenistan'daki Müslümanları, Keşmir'de ağlayan müminleri, Cezayir'de çile çeken kardeşlerimizi Cibriliyle teyit edip aydınlık ve nurlu günlere iletip onları da bizi de cennette cem eyleye inşallahü teala. Evet, hepimize cennetiyle, nimetiyle iltifat buyurup aksal gayemiz olan cemali ilahiyesini ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.